God, 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 God. Ladies and gentlemen, this is Acapellas. Oha GG mi? Tekrar açıldı mı dereceli? Aleykümselam. Aleykümselam. Now. Yenisini OGG mi? O zaman biraz kriz kasalım kanks. Tamam kanks, sakin. Bize fark etmiyor ki kanka yani. Kanka adam APC'yi kaldırmaz kanka. APC oynayan adamlar başka silah oynayamayan adamlar kanka. Kriz oynamayan adam gider avuk alır, bir şey alır. Oynarız kanka, kriz oynarız, sıkıntı yok. No chance again. No, no. Cause New York don't know how to be quiet. Word. Stand up. Word. Third. Coochie down to the socks like I'm Biggie Papa. Keep your girl head. Bro, sen niye isim değiştiriyorsun? Bilmem kanka. Kim var la bu yerde? Damn. Mal amına koyayım. Retere kimmiş ya? Kafası öldü. Yani Chris ile tanka girsen eskisi bana demek la. Etmeyin.
Gireriz oğlum, gireriz. Rahat oldun kanka. Bir sakin. Rank bitti mi şu an kanka? Girebiliyor muyum ranka? Ay, gireyim bir krizde. Bir de silah fark etmiyor ki kanka. Her silahla vuruyor zaman yapıyorum dual olan. Bilmiyorum Yunus. Pindat dönmem kanka ben ya. Ben dualciyim kanka. Ha bitti. Okey bro. Okey bro. Ey ey ey. Oğlum benim turnuvam var ya, sikim dereceli kanka. Benim o oynamam lazım moruk. Bir mermi mi yer? One bullet. Rıdvan evet abi. 8 Mayıs oynayacağız. Kadro aynı evet. Aynı. İnşallah, inşallah sıkıntı yok reis. İddialıyız. Pompalı olmasa iddialıyız abi. Pompalı olursa GG'yiz. Ya. Ya. Mustafa kendi arkadaş takım bulmak değil de kendi arkadaşlarımla oynarsam bir içerim kanka Valorant'a. Ama kendi arkadaşlarımla oynayan kimse yok. Ben adamı niye görmedim kanka? Reşet Mavi abi kanka, oradan bakınca ben GM falan mıyım dostum? Ben nereden bilebilirim? Ben YouTuber değilim. Ben GM'lerin sürekli sohbet ettiği birisi değilim. Rıdvan abi biz midi gideceğiz abi. Midi oynayacağız biz onlarla. Biz de kendimize güveniyoruz bitti. O mid oynanacak ya Revenant'ta, en saran maç oluyor. Kaybedeceğimizi bilerek de bilsek de yani gireceğiz o mid'e. Çok sarıyor maçlar. Olacak olacak. Yeni maskeyi denemedim kanka. Niye ki? Eyvallah Akif, aleykümselam.
Yani Rıdvan abi orada yani yüksek ihtimal biz erken final oynayacağız, öyle söyleyeyim biz Raullerle. Yani maç çok fena olacak abi. Pompol olmazsa hani çok saracak. Ravan Bakırov o zaman Aug oynasın kanka. Sen mesela Ahmet'e de ki gidip kanka de git senin Aug'un de pompalın kadar iyi. Aug oyna der misin gidip? Öyle oynayalım. Bakalım ne diyecek sana. Olay pompalıyı Aug'u kadar iyi kullanması değil, bak kaçırdığın şey şu. Turnuva 2 dualla oynanan bir turnuva, tamam mı? Adam pompalıyı dual gibi kullanıyor. Hatta duali geçtim, hem dual hem Aug gibi kullanıyor baktığında. Olay Aug'u nasıl kullandığı değil, pompalının benim üstüne bıraktığı etki. Örnek veriyorum, Provence'e ben mesela A'ya bir tane dual göndermek istediğim zaman gönderemiyorum. İkiye duali B'ye vermem gerekiyor. Şimdi o adam ne yapıyor kanka? Dualinin birini A'ya veriyor kanka mesela. Diğeri ne yapıyor? Köprüyü mesela B'yi pompala tutuyor. Anlatabildim mi? Olay yakın tutması, uzak tutması değil. Benim yaptığım şey, yapmak istediğim şeyleri ben yapamıyorum. Çünkü onlar 3 dual gibi oynuyor maçta. Bilmiyorum kanka, denemedim. Ehmedov. Anlatabildim mi kanka Ravan? Pompalı psikolojik olarak bana baskı vermiyor o baktığında. Adam zaten baskılı oynattırıyor takımı, çünkü adam 3 dual gibi oynuyor. 3 dual artı hani o dual pompalı bir de avuk gibi kullanıyor, öyle düşün. Umarım demek için anlamışsınızdır. Adamın nasıl kullandığı, makro olup olmaması veya avukta bir şey yapması sanırım onlar hiç önemli değil kanka. Ya ben niye yeni kullanıyorum şurada, yeni varken ben yapıyorum. Creation sizin takımda pompalı dönmezse olmaz mı? Yeni bir taktik olmaz. Tamam dostum, ben adam öyle bir şey söyledim mi Ravan? Bak ben pompalı oynamayı sevmiyorum. Oynayabilen bir arkadaşım yok. Bir tanesi var, onun kadar iyi oynayamıyor, tamam mı? Şimdi ben sana şunu diyorum. Dedin ki bana pompalısı avuk kadar iyi. Ne kardeşim, o zaman git söyle dedim. Ben bırak demedim ki, ben ona da gidip söylemem. Ha yasaklanırsa o zaman ayrı kanka oluyor. Mecbur bırakacak. Çok eğim gerektiren bir set değil aslında pompalı dediğin gibi. Hem avuk hem dual gibi bir şey. Ya abi baktığında alışmak tamamen. Hani ekstra bir yeteneğe gerek yok. Ya oğlum bak. Sizin de pompalı seçme şansınız var diyor adam bana. Kardeşim niye seçeyim amına koyayım? O Süleyman bu turnuvada oynanması bile çok saçma kanka. Anladım, çok saçma, nasıl sikiyim. Abi bu APC kullananların hepsi beyinsiz kanka ya. Ya baksana kanka, sıkıyor basıyor jetleri burada bak. Yani amına kodumun oluyor. Olay baretlik falan değil kanka ya. Direkt o pompalının kullanılmaması lazım. Adamlar kaç turnuvadır o pompalıyla domine ediyorlar amına koyayım şeyi, turnuvayı. Onun yasak olması lazım. O adamın öyle kullanılması onun yeteneği kanka baktığında. Ona alışmışlığı. Karbonhidrat. Karşısında duramıyorsun. Yok dostum, zaten birine bir şey kanıtlamaya çalışmıyoruz burada.
Revenant'ın butun vardı, bir şey kanıtlamaya ihtiyacı yok mesela baktığında. Abi Clash'lara ben kalmaya çalışıyorum. Onur'la ben kalmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Şimdi baktığında Onur da AUG olarak Clash'a kalmak istiyor. Ben de Dual olarak kalmak istiyorum. Ben takımın support'uyum baktığında. Ya nasıl sekiyor amına koyayım. Yok şimdi benim bu turnuvadan gelecek paraya ihtiyacım yok baktığın zaman abi. Şimdi bizim bu turnuvaya girme amacımız belki bizim takım içimizdeki şeyleri bilmiyordur kimse. Aleyküm bu arada. Biz turnuvalara giriyoruz. Bu turnuvalardan gelen paraların 1 TL'si bile takımdan birinin boğazından geçmiyor abi. Ha, yani hiçbir zaman onlara verilmiyor paralar. Örnek veriyorum, bir arkadaşımızın 144'e ihtiyacı vardır, onu alıyoruz. Herkesin 144'ü varsa 240 almaya çalışıyoruz bilgisayarın yettiğince. Hani bu turnuvaya katılma amacımız kendimizi kanıtlamakmış falan değil. Ben bu Point Blank turnuvalarından kendime 240 aldım. Onur'a bilgisayar dizdik. Atakan'a 240 aldık. Osman'a 144 aldık. Baktığında bunları biz kendi cebimizden değil oyundan yapıyoruz. Sağlam bir planlama lazımsın takımda. Bizim takımda düşen hiçbir şey lazım değil. Yani takımda her şey hazır. Her şey hazır kanka takımın. O finaldeki oynayışımızdan aslında bir şeylerin farkında olmanız lazımdı. Oğlum. Maçların zevki olmuyor dostum bir kere. Ahmet kullansın pompalı, hiç sıkıntı yok abi. Tüm turnuvaları kazansınlar, hiç sıkıntı yok yemin ediyorum bak. Hani hiçbir zaman Raulyoshun'u yazmadım. Kanka, Raul yakın arkadaşım. Raulyoshun demedim ki, kanka bırakın daha sarsın. Hani kimin kazandığının çok bir önemi yok demedim. Anladın mı? O ben Raul Gil'in bu turnuvaya hangi amaçla katıldığını da biliyorum mesela baktığında. Adam İşine yarayan her silahı kullanabilir kanka baktığında. Yani pompalı kullanmasında hiç problem yok. Ama yönetimin bunu kapatması lazım. O çocuk o yasak olmadığı sürece onu kullanmakta çok haklı baktığında. Baksana APC kullanan adam nasıl belirliyor kendini kanka ya. Planlama dediğim o pompalıya karşı bir savunma lazım. Kanka ona çok bir savunma yapamıyorsun. Oyunun sunucusu çok iyi olmadığı için şu shoulder pick atıyor, adam vuruyor mesela seni tak tak. Adam senin ekranda gözükmüyor kanka. Bu tahta değil de mesela şu tuğla olduğunu düşün, taş olduğunu düşün. Olay bu kanka, adam bunu yaparak vuruyor seni. Ve sen onu vuramıyorsun. Anladın mı? Pompalı da onu çok hızlı yapabildiği için vuruyor. Viyali'nin pek katkısı olmadı bu turnuvada kanka. Umarım finallerde katkı sağlar. Sağlar kanka. Şimdi senin görmediğin, hani orada kill olarak bakmayın abi olaya. Onur'un orada 10 kill alsa belki maçı kaybedeceğiz. Ama arka planda dönen bombalar var mesela. Roundlar hep şöyle bitti fark ettiyseniz. Ha, vuramadığı yerler oldu kanka. Çünkü hepimiz bir şeylerimizi değiştirdik bu zamanlarda. O mouse'um değiştirdi. Benim mouse'um kırıldı. Baktığında Sercan'la ilk defa oynuyoruz beraber. Hani bunlar da bir etken aslında her şeye. Bunu Ahmet'i küsürüm bilmiyorum kanka. Ahmet'le öyle bir yakınlığım yok. Sadece tanışıyoruz. Dereceliden iyi veya kötü tanışıyoruz. Raul'ün oyundaki ismi Asterix beyler. Ligdeki ismi. Biz Sergio ile oynadık evet. Bizim takımımız bu turnuvalık. Boran vardı. Sercan vardı, ben vardım, Onur vardı, Osman vardı kanka. Boran falandı. Boran helal olsun kanka. Boran bundan sonra benim oynamak istediğim her turnuvada benim takımda oynayabilir kanka, öyle söyleyeyim. Çocuğun o performansı vardı. 4-4'lük oynamadı kanka. 0 at oynadı. Tüm turnuva 0 at oynadı kanka.
İnşallah bundan sonrası için de öyle olur kanka. Hoppala baba. Kaydırıcı. Rıdvan Rahat abi, bizim takımımızda şu an iki tane yeni oyuncu var. Osman yeni geldi takıma diyebilirim. Onlar kadar bir takım olmamızı bekleyemezsin baktığında. Adamlar çünkü bu oyunu hakkını vererek oynuyorlar. Bunu kimse şey yapamaz. Her turnuvada zaten güzel bir eşleşme olursa, biz onlarla erkenden karşılaşmazsak onlarla biz hep final oynuyoruz. Hani baktığında karşında o kadar iyi bir takım olunca Revenant gibi, onların karşısına kendini geliştirmekte aslında şey sıkıntı yok yani, okey. Çok kafi bir durum. Hep finalde onlarla karşılaşıyoruz farkındaysanız. Bu turnuvada öyle olmadı ilk elemelerde çünkü ben yoktum takımda. Şimdi ondan kaynaklı da böyle eksiklikler olabiliyor. İlla ki bizden daha çok takım olmaları çok normal. Yani aşırı normal bir şey bu baktığında. Çünkü adamlar bildiğin, ben onları bildiğimden beri oynuyorlar. Yani adamları tebrik etmek lazım abi. Bizden daha çok oyun oynama potansiyeline sahipler. Çünkü adamlar PBTR'nin yanında Rus'ta da oynuyorlar. Benim oynayabildiğim tek platform bu kanka baktığında. Ha şunu da yapabilirsin dersin. Yok, hiç sıkıntı yok. Mertcan oynamadı kanka. Mertcan kim? Hangi çardaydı? Creation'daydı buranın işte. Hani orada Creation var mıydı takımda bilmiyorum ki, ondaydı yani. Muhabbet olsun abi, hiç sıkıntı yok. Yani şey, Revenant'a karşı oynamak bir gün yeneceğiz, anladın mı? Oynamadı kanka, oynamadı. Ne alaka? Bir gün yeneceğiz yani kanka onları. Pompalı olmadığı durumda daha yakın olduğunu düşünüyorum. Pompalı olmadığı durumda kafa kafaya gidecektir maçlar. Mesela bir turnuvayı onlar kazanırsa bir turnuvayı biz kazanacağız demektir o. Benim gözümde örnek tabii bu. Bu finalde inşallah. Ya pompalı olduğu sürece benim modum düşüyor. Oyunu kuramıyoruz kanka. Yeni yıl al. Aynen kanka. Ursuhan kalksın kanka. Benim şu an dereceyle bir problemim yok ya. Sıkıntı yok, kalksın. Bu yeni yıla aldım. Bo içmiyor. Abi yarı final, çeyrek final falan Bo bilmiş galiba. Emin değiliz. Osman bizim takımdaki en sağlam mouse hakimiyetine sahip olan kişilerden biri olabilir ya bu arada. İksirelsin. Aynen, kimi kazandığının çok bir önemi yok abi. Pompalı olmadığı durumda kaybettiğim hiçbir takıma üzülmem mesela. Sen bir de agresifsin abi, sindiriyorsun, APC olsun, pompa olsun, modun düşüyor. Kanka turnuvalarda onların hiçbiri olmaz. Hiçbir turnuvada agresiflik gösteremezsin. Takım arkadaşlarının modunu düşürecek bir şey yapamazsın kanka. Öyle söyleyeyim sana. Artık Yunus sizi tanıyor, seviyor. Şöyle tanıyor bizi. Ligden tanıyor Rusan. Yani turnuvada APC kullanan bir takıma karşı takımma belirleyecek şekilde hiçbir şeyle modum düşmez kanka. Ama dereceldeki maçlarda sindirilemem çok normal. Oyun mu attı, ne oldu? Havaları nasıldı? Daha yeniler kanka ya, vallahi ne söyleyeyim, daha yeniler yani. Hani olay dereceldeki oyun olmadığı için kanka. Öyle zaten kanka. Rusuhan öyleydi. Abi zamanında yapılan bir şey ya, Ali'nin o hilesinin menlenmesi falan. Rıdvan abi. Orada öyle yazıyorsa öyledir ama bu eski bir süreç yani. Ya şunları kırayım da kanka, bukta kalmışız. Yani mesela açayım kanka Orucava. Ben mesela Ali benden şey rica etti. Kanka böyle böyle bir durum var, bana yardımcı olur musun takım kaptanı olarak? Ben olurum dedim. Abi çünkü zamanda yapılan şeylerin hakkı olur.
Açtım. Nubileri nasıl görüyorsun kanka? Ya denk gelmedi kanka galiba hiç onlarla ya. Abi her takım iyi olur kanka, her takım. Benim bu takım bir senelik takım kanka baktığında. Reis Demokik Niki ile katıldı daha güzel. Bakalım kanka hayırlısı. Sanmıyorum ama Demokik Niki ile katılacağımı. Çünkü ligde Demokik Niki ile oynamayacağım. Yine APC geldi ki odaya kanka. Her yer APC oldu. Çocuğunuzu sikeyim ya. Ne diyeyim ki kanka yani. Ben bana böyle küfürler ettiriyorlar ya. Ya baksana odaya kanka. Ya sağ üstü full APC amına koyayım. Komik durumlar ya harbiden. Baksana şu tipe kanka mesela. Kanka o kadar RR başını dönmüyor mu? Kanka ne kadar RR atmışım? Bakıyoruz. 27 dakikadır RR atıyorum kanka. 3 RR demek bu. Bu çok değil ya baktığında. Ben oyuna ilk döndüğümde sabah girerdim akşam çıkardım buradan. Sırf ligde oynayabilmek için kanka. Her gün taktik çalışırdım. Yani kanka. Olay şu abi. Bir şeyleri başarmak istiyorsan bir emek vermen lazım. Bu her oyun için geçerli. Oğlum sağ klik çalışmıyor ki vuramıyorum adama. Kanka çoğalsın ya çok umurumda değil vallahi artık. Hani ben artık o dereceliği o kadar umursamıyorum. Bas tutmam lazım artık ya. Biraz orta mesafeye de ayarlamam lazım. Valorant oynuyoruz bu araç biraz fazla oynuyoruz sıkıntı oluyor. Masum'un gelmesi lazım ben önce. Dostum Revenant biraz da zayıflamış gibi oluyor, duruyor. Yani turnuvada yenildiği için demiyorum bir zayıflık var gibi eskisine göre. Belki de diğer takımların daha çok kasmasındadır bilemiyorum. Abi Revenant zayıflamaz. Dediğin gibi rakipleri onları biraz analiz etmiştir. Veya rakipleri işte pompalı kullandığından dolayı kazandılar bence. Her map'te pompalı kullandılar ve Ahmet'in pompalı kullanamayacağı map'leri iyi analiz edip iyi oynamışlar. İyi elemişler yani takımları. Ligden hala bir haber yok değil mi? Yok kanka. En yakın zamanda dediler. Revenant'ın az takımdan iki kişi yoktu o yüzden yediler. Olabilir abi. Olabilir abi. Olabilir. Her şey olabilir. Doğrudur. Ne aldın? Aynısından Apo gönderiyor kanka. Bizim Raycon Apo gönderecek. Rival 300'ez. Ya oğlum burada da var. Rival 300'ün. Oynayayım kanka. Mermileri nasıl sikiyor izleyin amına koyayım. Çok yavaş sıkıyor kanka. Vallahi çok yavaş sıkıyor bu mouse. Bir şarkı açayım. 1024 oynuyorum abi evet. Şey dinleyeceğim şimdi. Dur neydi o şarkı? Oh. Çok kısa bekletiyorum kanka.
Aa, benim laptopla oynuyordum ben bundan bir sene önce. 60 Hz bir laptopla oynuyordum. Nasıl vurdu oğlum buradan amına koyayım? Abi bu kadar geçmiş ya. 60 Hz laptopla oynadım. 1920 yoktu o zaman. 1024 vardı maksimum. Hatta 1366 vardı. Onu oynamadım. 1024 oynadım ben de. Alıştık yani buna. Bir çık arkamdan dostum. Bir siktir git ya. Ya bir kere çözünürlüğü düşürdükçe karakterin boyutu büyüyen hiçbir oyunda 1920 oynanmaz abi. Medikal, dolu cepler derimi itte dakımaz. Salam aleykum. Gözleri Toronto imparator. Burun 80'de parabon. SS'de tombola bir baron ol ya da bir barakon. Malmaz sandın karakon. Bu konuda Fransız, İspanyol. Türklüğe karala ve Interpol. Girdiği babaları gönderin babalara cepleri boş olsun. 1152-1180 denemiş. Yok abi denemem abi ben ya. Başka bir çözünürlük denediğim zaman sıkıntı yaşıyorum. Baksana çok yavaş sıkıyorum ya, sikiyim böyle ağzım. Amma. Abi mouse geldi ya. Baksana oğlum. Olamaz bile bir dal. Atacağım kaç sen bacadan gir. Yapılan maç bile buna dahil. Alacağım risk ama kazanan bizsen. Denemezsem diyor bana narsist. İş vermem hiç bak. Peros Blanco üstünde ilgi var. Çıktı piyango. İsteyip durma baksana tamam yok. Recep baba yak. Döner sağdan sol. İzleyin abi. APC izleyin mesela bak. Ekran kartınla işlemcini söyler misin? Söylerim abi. Baksana herkes APC almış kanka. Ya oğlum işte bir mouse değişiminde o titreme hissettiniz kanka mesela bak. Ekran kartım GTX 1080 Ti. İşlemcim i7-10700K. O kadar duvar oynamışsın ki eline avuk alınca eline yakışmıyor. Abi öyle zaten. Ben o anın çıktığı günden beri o oynuyorum ki. Hani ben hiç şey oynamadım. Ben hiç avuku kendi isteğimle oynamadım. Turnuvada sadece bir pinnet oynadım. 1-2 maçlığına. Bunu isteyerek yaptım bu arada. O da dual dışındaki tek silah olabilir herhalde. O mini 100 kahvet abi. Bir dakika bir sipariş vermem lazım. Mustafa görüşürüz. Ömer Seyit çok şaşırdım bu turnuvada. Bir tek Paramore'un bireysel performansı vardı hep sonra. Abi bundan sonraki oyun mantığında şu var. Bir kişiye güvenerek oyun oynanmaz. Şimdi herkes o bir kişileri biliyor anladın mı? Herkes o bir kişileri biliyor. Ben lig için konuşuyorum tabii. Şimdi Paramore'un yanında bir tane adam mesela. Örnek veriyorum bu kim olsun? Nohelp olsun mesela. O adam Zaur'un yanına onu koyduğun anda o maçı adamlar winleyecek. Ama o adam o performansı gösterirken arkasındaki adamlar şey yapamıyor. Hani bir yarrağımı yiyemediği için adamın bütün performansı boşa gidiyor yani otomatikmen. İsmin neden değişiyorsun sürekli bilmiyorum kanka. Ben sürekli değiştirmek istiyorum. Hayırlı yarın aracı kolay gelsin. Seviyorsun. Eyvallah reis. Kendine iyi bak. Cansın. Avo ile tekrar karşılaşmayacağız kanka. Yüksek ihtimal ilk Revenant çıktı. Sonra biz çıktık yani ikinci olarak. Biz Revenant'la karşılaşabiliriz veya direkt UPR ile karşılaşabiliriz. Veya 3-4'ten 1-2'den biriyle. Yani Avo ile tekrar karşılaşma gibi bir durum söz konusu değil. Bir tane bir sipariş vereceğim kanka. Bekleyin.
Öyle abi tabii canım yani mümkün değil yani çok bir şey beklememek lazım o durumda. Uprising'de kimler var? Onlar da arkadaşlarımız. Enes var, Adar var, Mertcan var, Süleyman var, Oğuz var. Nick olarak sayayım istiyorsan. Gökhan yok kanka. Ne sipariş vereceğiz, ne yiyeceğiz? Fıra Eddie var mıydı? Bizim takımımızdan mı Mikael? Yok kanka bizim takımı soruyorsan. Revanant kötü kanka. Bir maça ya bak şunu yapmayın. Mesela bir turnuvada ben oynayamadığım zaman Demon Kick leş. Benim takımım oynamadığı zaman Dimur leş. Revanant'tan Ahmet Vuramancı leş. Rauli Vuramancı leş. İşte Ali Vuramancı leş. Hani bunlar değil kanka olaylar. Hani ona göre kötü diyemezsin. Anladın mı? Mesela herkes diyor ki Onur'a kötü. Mesela oyunu bilen bir adama gitti ki Onur ne kadar iyi oynadı, ne kadar kötü turnuvada. Açsın maçı izlesin. Onur'a kötü demez kanka. Demo ki şey yapmayın. O yok kanka. Diğer turnuvalara göre kanka bak kötü gün olabilir işte bak kötü gün. Anladın mı? Mesela adam bir taktiği yapmak için oradan belki bir kile ihtiyacı var. Örnek veriyorum mesela. Ya oğlum nerede ölüyorum ya? Ha ben burada nasıl öldüm ya? Çok merak ettim ya şu an mesela. Ciddi çok merak ettim. Yani örnek veriyorum. Provence'de mesela B'ye girmek için o dualciyi vurman gerekiyor. Bu örnek tabii ki. Şimdi mesela o kill alması gereken adam Sabir örnek veriyorum tamam mı? O adam o kill alamazsa biter kanka o taktik işlemez. O round gider. Örnek veriyorum Nuba Ahmet City'de mesela o pompalıyla birini kaçırdı. Olabilir yani kanka bunlar anladın mı? Ama bu genel oyunu kötü diyemezsin. Adam kötü gününe dersin. Bir kere şampiyonluk tesadüf olabilir ama kanka peş peşe gelen şampiyonluklar, peş peşe gelen kazanmalar şey olmaz. Tesadüf değildir. Sence bizim Revenant'la her zaman finalde karşılaşmamız tesadüf mü? Yok kanka, birbirine en yakın iki takımız çünkü. Aramızda fark olabilir, ben o farkın pompalı olduğunu düşünüyorum bu arada, yine söyleyeyim. Çok öne atıyor onları. Maçın daha çok zevki artacaktır pompalının olmadığı durumda tabi. Neyse ya. VRS'i vurursa bile takıma bir destek her zaman. Bence hiçbir zaman pozisyonu mutlaka support. Abi yani... Onur'la benim takımdaki rolüm bu aslında. Volkan bilmiyorum kanka. İnşallah siz alırsınız. İyi olan alsın kanka. Sokaklara. Oğuzlar. Ya kanka o duvarları kıramıyorum ya ben Avrad'ın kesim geliyor kanka ya vallahi delirtiyor beni ya deme ben de baksana bir de beni göre kaçıyor kanka oynamayalım kanka biz o zaman ya izleyiciler bir kere vuramadığında direkt leşliyorlar evet. Diğer turnuvada mesela bundan bir önceki turnuvada ben Demon King 2 ile katıldım yine Revenant'a karşı hatta ondan bir önceki turnuvada şöyle söyleyeyim mid'de 1 vs 4 attığım round var abi.
Hiç kimse de Monkey'e iyi yazmıyor. Ama bir sonraki turnuvada mesela 7 vuruyorum tek taraf. Diğer tarafta 5 vuruyorum. Toplam 12 vuruyor. Dereceliğe göre hani onlar derece oyuncusu ya. 12 oluyor. Adam diyor ki ne oldu? Demon Kick balonu patladı, anladın mı? Bunlar toksik oyuncular. Mesela bu turnuvada hiçbiri öyle bir şey yazmadı. Hani herkes birbirine açınık oluyor abi point blank'te, anladın mı? Hiç kimse birinin iyi olduğunu kabul edemiyor mesela, anladın mı? Bu turnuvada Revenant'a kötü diyenler gibi. Bu kadar basit yani bu. O yüzden hani neyse bir şey demeyeceğim ya. Ölüm amına koyayım. Lag var kanka. Lag var. Çok iyi. Çok iyi lag. Lag var. Lag var. Hop. Çok takmamak lazım. Oyuncuların için haset bitmiyor. Biz millet olarak takdir etmekten aciziz zaten. Ama ben zaten kafama takmıyorum öyle şeyler ya. Hani gülüp geçiyorum. Bizim çocuklar bana söylüyor. Ben görüyorum, hiç umursamıyorum. Bizimkiler diyor ki kanka bak biri bunu yazmış. Demon Kick abinize ne oldu, vuramıyor yazmış diyor mesela. Ben kendimden örnek görmek gerekirse. Hani bir dakika bekler misin? Yani onlar toksik yani, başka bir şey değil. Oğlum ben yatmışım anasını sikeyim desenize ya. Doğrudur kanka yani, olabilir. Eksik olabilir kanka. Herkesin eksik oyuncusu olabilir yani. O yüzden diyorum ya, adamların hangi durumda oyun oynadığını bilemezsin. Adamın oyuncusu eksik mesela, herkes diyor Revenant kötü. Aslında Revenant kötü değil kanka. Adam yeni oyuncusu alışamadı. Ya da mesela örnek veriyorum, biri vuramıyor, adam diyor ki vuramıyor. Ne olmuş mesela, adamın bir ailesinde bir problemi var. Morali bozuk. Hani kimse bunları düşünerek yorumlamıyor. Öyle söyleyeyim direkt kısacası. Herkes ona sallayayım, buna sallayayım. O buna bunu söylemiş, fanboy olayım, trash talk yapayım. Boş boş konuşuyor millet ya bu Point Blank'in şeyinde. Dostum sen de en beğendiğim şey, oyun içinde hata ve hatalarınızı görüp fark edip bunları geliştirmeye yönelik bir algım var her zaman. Bu tarz kafada oyuncular hep üst seviyede oynar zaten. Abi zaten ben, herkes bana diyor ki sen toksiksin diyor, sen sinirlisin diyor mesela. Ben diyorum ki mesela, ben Adar Gil'le oynarken Adar benim kendi takımda oynamıyor mesela, anladın mı? Şimdi ben böyle millete rage atınca falan ben şey oluyorum, sinirli oluyorum, anladın mı? Ben her şeye sallayan oyuncu oluyorum. Ama oradaki amaç, bir hatayı anında görüp yorumlamak çok önemli abi baktığında. Şimdi önemli olan, bir saniye şurayı bir temizleyeyim. Hatayı görüp yorumladığından da adamın aklında daha şekilde kalıcı kalabilir. Yapmayacağı şeyleri daha net bilir, anladın mı? Maçtan sonra onu söylersin, onun bir önemi kalmaz. Benim gözümde tabi bunu böyle yapmayan oyuncular var, çok iyi seviyede oynayan. Ama ben takımımla bu şekilde irtibata geçiyorum. Yani dışarıdan bakıldığında sürekli kavga ediyor gibi oluyor, yani kavga ediyor gözükebiliriz. Ya bizim takım içindeki olayımız, bizim hani takım arkadaşı değiliz abi. Biz burada aileyiz, ciddi söylüyorum bunu. Hani bunu şey söylüyorum, işten söylüyorum. Takımda tek yüz yüze görüşmediğim, tek beraber kalmadığım adam Samet'tir şu an mesela. Hepsiyle görüşmüşümdür. Oynadığım adamların iki tanesi benim evimde kalmıştır. Emir, hangi tesiri sürtüyorsun abi? Ya bu Cevap yarak yine geldi ya. ver. Nereye Amına gitsen koydum ya. mikrofonun kapalı. Amına koydum piç. Dereceli başladı mı? Yok kanka, akşam başlayacak herhalde, bilmiyorum çok. Bilen varsa yazsın beyler. Dereceli de OA kalkmış abi galiba, olabilir.
Bir altın bitirdim değil mi? Yo, bilmiyorum kanka, bir altın bitirmedim herhalde. 3-3 mü ne bitirdim? Ben hep çıktım maçlardan tek girince ya. Çok şey diye problem değil. Ranka bakmıyoruz. Ama bir yandan bu da rage değil mi? Gerçekten o oyuncu o anda bitirirsin mental olarak. Bence sen ne yaptın orada diye bir tepkinle hangi oyuncu olursan düşer yani maçtan. Abi zaten ben bunları hiçbir tane böyle şey maçlarında yapmıyorum. Turnuva maçlarında benden böyle bir tepki göremezsin. Mesela sana herhangi bir turnuva maçımı açayım ben. Benim tepkim nedir? Kanka niye yapmadın? Bak aynen böyle. Hani zaten turnuvalarda yok. Anlatabildim mi abi? Hani herhangi bir böyle dereceli de olsun, antrenmanda olsun. Ben böyle yerlerde bağırırım. Siz de zaten beni böyle yerlerde duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Hiçbir turnuvada açmam mesela. Yarınki turnuvada var mısın? Yokum kanka. Ben 8 Mayıs'ta varım. Elemelerden çıktık yani. Burada yayını sonlandıracağım. Birazdan sipariş gelecek. Yani Rıdvan abi, ben hiçbir turnuvada rage atmam öyle kolay kolay. Çok 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 nadirdir. Oğlum yanlış tahtayı kırdık ki. Abi o akakma saçma olmadı ya. Zaten üstü üzerine geri getiriyorsun. Sonra bir daha kalırsın. Çok saçma iş yapıyorlar. Vallahi kanka ben karışmıyorum artık ya. Ben her silahla oynayabiliyorum. Dual ya. Bir de ya Chris ya o olsun fark etmez. Her şey okey. Arda aleyküm selam. Ha, akşamları yayın açamıyorum arkadaşlar. İnternetim sıkıntılı. Drop oluyor saatlerde. Yoksa ben açmayı çok isterim yani bakma. Ben de yayını yavaştan kapatayım abi. Of. 10 maç finali alıyorum bir gümüş. Ne bileyim kankız. Bilmiyorum. Dostum finalde yayın açacak mısın? Rıdvan abi açmam abi ben yayın. Akşam oluyor zaten. Benim saat tam 20.30'dan sonra internetimde drop oluyor. Hiçbir yayın izlenmiyor yani izleyemezsiniz. Dostlar ben kapattım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Öpüldünüz.